Merhabalar sevgili arkadaşlar. 15 Mayıs haftası burç yorumlarınıza devam ediyoruz terazi burcuyla. Şimdi sevgili arkadaşlar, sevgili teraziler haftaya yani 15 Mayıs pazartesi günü itibariyle daha çok çalışma hayatınız, çalıştığınız yer, iş yaptığınız yer, gündelik hayatınızla ilgili bir beklentiniz var. Bir hayal ettiğiniz bir şey var. Sanki pazartesi günü beklediğiniz bir konuyla ilgili bir hayal kırıklığı yaşama ihtimali söz konusu olabilir. Ya da hayallerinizi kavuşacak, beklentinizi gerçekleştirecek bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Salı çarşamba biraz daha böyle eşinizle, partnerinizle, sevgilinizle, ortağınızla bir fırsat yakalama, bir şans yakalama, belki de evliliğinize ya da ilişkinize bir fırsat vermek, ortaklık gibi bir durumunuz varsa bu ortaklığa bir şans vermek, bir fırsat vermek, tekrar bir daha deneyelim diyebileceğiniz, bu tarz konularınızın gündemde olacağı bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Perşembe, cuma biraz daha böyle finansal konulara yöneleceğimiz, özellikle de ödemeler, alacaklar, verecekler, krediler, taksitler, tazminatlar, vergiler, sevgili arkadaşlar bu alanla ilgili görüşmeler, mesajlar, telefonlar, telefon trafiği, iletişimler yoğun olacağı bir iki gün bizleri bekliyor. Belki birdenbire bir miras vardı, uzun zamandır gelmiyordu, birdenbire bu mirasla ilgili bir konu. Belki bir tazminatınız, belki kredi başvurusunda bulundunuz, bu kredinin onaylanması. Ama bu da güzel bir para akışının olduğu, bir para durumunuzun söz konusu olduğu. Ve bu para eşinizin bir parası olabilir, eşinizin kazançlarıyla ilgili bir durum olabilir, ortaktan gelecek olan bir para olabilir, bir iş birliğinden yapabileceğiniz bir para olabilir sevgili arkadaşlar. Ama burada sevgili teraziler, bir parayla ilgili bir gündeminizin söz konusu olduğu bir iki gün bizleri bekliyor. Hafta sonu itibariyle de biraz böyle belki bir seyahate çıkabilirsiniz belki. Bir trafiğe çıkmak, seyahate gitmek. Bazılarınız için belki bir şehir dışı, belki bazılarınız için eğitim için bile olsa bir uzaklaşmak, bir gitmek. Yabancı bir ülke olabilir, yabancı kişilerle görüşmek olabilir. Burada uzaktaki kişilerle irtibat içinde olabileceğiniz, görüşeceğiniz, haberleşeceğiniz, mesajlaşacağınız bazı durumlar. Hatta evliysek eşinizle birlikte yapacağınız bir seyahat. Yine evliysek eşinizle birlikte gideceğiniz bir uzaklıkla ilgili bir durum. Belki yabancı ülke, yabancı bir şehir, belki de bir başka bir yerde bir eviniz daha vardır, birlikte oraya gitme gibi durumlar söz konusu olabilir terazi burcu içinde. Ve geldik hemen akrep burcuna. Akrep burcu pazartesi günü itibariyle biraz daha sevgili arkadaşlar, çocuklarımız varsa çocuk konularıyla ilgili gündemlerle başlayabiliriz. Burada bağımlı olduğumuz bir konu var çocuklarla ilgili. Burayla ilgili çocuklarımıza daha fazla üzerine düşmek, onlarla ilgilenmek, onlarla uğraşmak, onların bağımlılıkları, onların hayalleri, bağımlılıklar derken burada yanlış anlaşılmasın sevgili arkadaşlar. Çocuğumuzun, örnek veriyorum, bir spor aktivitesi vardır ve buraya bağımlıdır. Buradan kopamıyordur. İlla o işi, o mesleğe ya da o spor dalına gitmek istiyordur. Bu alanlarıyla ilgili konularında destek ve yardım etmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Ya da kendi hayatımızda bazı konforumuz, bazı sevdiğimiz alanlar, sevdiğimiz şeyler, hayal ettiğimiz durumlar, hayal ettiğimiz bir gündeminizin olması, beklediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi gibi durumların söz konusu olacağı bir pazartesi bizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. Biraz daha duygusal da olacağız aynı zamanda. Fazla duygusal sevgili akrepler. Biraz daha duygusal, biraz daha inançlarımızın üzerinde daha baskın olmak, daha belirleyici olmak, üzerine gitmek,
bu alanlarla ilgili uğraşmak gibi durumlar söz konusu olacaktır. Salı, çarşamba çalışıyorsak veya da çalışmıyorsak da gündelik hayatımızda bir koşturmayla geçecek olan bir durum var. 2 gün boyunca işlere yetişemeyebilirsiniz. Gündelik hayatınızda oradan oraya gitmek, oradan buraya gitmek, işte onu yapmak, bunu yapmak, koşturmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Devletle ilgili konunuz varsa bu devletle ilgili konularla ilgili bir fırsat, bir şans yakalama gibi bir durumunuz olabilir. Aynı zamanda ve sevgili arkadaşlar, çalışıyorsak çalıştığımız yerle ilgili bir fırsat, bir şans yakalama. Bu daha önce kaçırdığınız bir fırsatı tekrar yakalayıp bu fırsatı değerlendirmek isteyeceğiniz bazı alanlar söz konusu olabilir sizin için. Perşembe, cuma daha fazla eşimiz, partnerimiz, sevgilimiz, ortağımız, sevgili arkadaşlar. Gündemimiz burada. Evliliğimizdeki rahatlığımız, evliliğimizdeki konforumuz, kendimizi iyi hissettiğimiz alanlar. İletişime geçmek, eşimizle, partnerimizle, sevgilimizle sürekli iletişim halinde olmak, sürekli görüşmek, derdimizi, niyetimizi, isteğimizi anlatmak, dile getirmek, beklentilerimizi sunmak, ya da sevgili arkadaşlar, yine parayla ilgili gündemlerinizin de söz konusu olabileceği bir durum. Partnerle ilgili, eşinizle ilgili parasal konularınızın da gündemde olabileceği bir durum söz konusu olacaktır. Perşembe, cumada daha fazla eş konuları, sevgili konuları, evlilik konuları, evliliğinizdeki sağlamlık, evliliğinizdeki rahatlık ya da ilişkinizdeki memnuniyetliğiniz. Ben bu ilişkiden memnun değilim. Ben bu ilişkide konforlu değilim. Ya da memnunsanız da memnunluğunuzu dile getirmek ve bu evliliği, bu ilişkiyi daha da böyle sabitleştirmek, daha da böyle sağlamlaştırmak, kalıcı hale getirmek isteyeceğiniz bir durum söz konusu olacaktır sevgili Akrep Burcu. Ve aynı zamanda hafta sonu da finansal konular sevgili arkadaşlar, para konuları ile ilgili, alacak verecek ödemeler konuları ile ilgili telefon trafiğinizin yoğun olabileceği, mesajlar, mailler, iletişim konularıyla ilgili bütün araçlarla ilgili haberleşme durumlarınızın söz konusu olacağı, ya da görüşmeler sevgili arkadaşlar, borçlar, nafakalar, tazminatlar, krediler, eşinizin parası, eşinizin kazançları, eşinizden gelen paralarla ilgili bir haberleşme trafiğinin de yoğun olacağı bir hafta sonunda bizleri bekliyor diyebiliriz Akrep Burcu içinde. Ve geldik Yay burcuna. Sevgili arkadaşlar, Yay burcu pazartesi günü itibariyle daha çok evimizdeki konular, yuvamızdaki konular, evimiz için yapacağımız bazı planlar, yani hayaller, evimiz için kurduğumuz hayaller, bir evle ilgili bir durumunuz var sevgili Yay burcu. Pazartesi günü itibariyle de bunu daha fazla yoğun hissedebilirsiniz. Ya da annemizle ilgili, anneyle ilgili, annenizin hayallerini yapmak, annenizin hayallerini gerçekleştirmek, annenizi evinizde kabul etmek ya da aynı evde yaşıyorsanız da anneniz için bir şeyler yapmak gibi durumlar söz konusu olabilir diyorum Yay burcu için. Ve devam ediyorum. Sevgili yaylar, Salı çarşamba günü biraz daha böyle flörtöz enerjilerde olma ihtimalimiz var. Bir şans, bir fırsat yakalayabiliriz bu durumla ilgili. Sevgili arkadaşlar, belki bir eski sevgilinizin geri gelmesi ya da eskiden görüştüğünüz biriyle bir flörtleşme gibi bir durum. Daha önce yani belki konuştunuz, görüştünüz ama bir ilişki ya da bir flört aşamasına geçemediğiniz bir kişiyle tekrar bu fırsatı yakalamak gibi bir durum söz konusu olabilir. Ya da çocuğumuzun hayatıyla ilgili onun yakalayacağı bir fırsatı değerlendirmesine yardımcı olmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Ya da sevgili arkadaşlar, bizim keyif aldığımız, zevk aldığımız, rahat ettiğimiz, eğlendiğimiz, mutlu olduğumuz bir konuyla ilgili yine bir fırsat yakalamak, bir şans yakalamak gibi de bir durum söz konusu olacaktır. Perşembe, cuma daha fazla çalışma ortamımızda yoğun olacağı bir 2 gün bizleri bekliyor. Daha fazla parasal konular, çalışma hayatımızdaki düşüncelerimiz, fikirlerimizin, planlarımızın uygulanması, danışılması, birdenbire gerçekleşecek bazı gelişmeler, özellikle de finansal konular,
Çalıştığınız yerde kalıcı olmak, çalıştığınız yerini sabitleştirmek, sağlamlaştırmak, çalıştığınız yerde rahat etmek, çalıştığınız yerdeki konforunuzu düşünmek, alanınızla ilgili bir durum söz konusu olabilir. Çalışmayanlar içinse de gündelik hayatınızda bir rahatlama var sevgili arkadaşlar. Rahat etmek istiyorsunuz. Belki konforlu olmak istiyorsunuz. Lükse ve konforunuza daha fazla önem göstereceğiniz, zaman ayıracağınız bir durum olduğu için bu alanla ilgili bir koşuşturma içinde olabilirsiniz. Kendi rahatınız, kendi konforunuz için. Aynı zamanda iştahınızın da çok fazla artacağı bir iki gün, yeme içmenize dikkat edin diyebilirim. Sevgili yaylar, abartabilirsiniz. Hafta sonu da eş ve partnerle birlikte zaman geçireceğiniz, hafta sonu yine evliliğinizle ilgili konuları konuşmak, eşi, birlikteliğinizle, ortaklığınızla, eşinizle ilgili, ilişkinizle ilgili konuların tekrar gün yüzüne çıkması, tekrar konuşulması, tekrar birlikte ki düşüncelerinizi ve isteklerinizi birbirinize söylemeniz gibi bir hafta sonu da bizleri bekliyor. Eşle ilgili konuşmalar, görüşmeler, evlilikle ilgili yine konuşmalar, görüşmeler söz konusu olacaktır sevgili Yay burcu içinde. Evet sevgili arkadaşlar, Terazi, Akrep ve Yay burcu içinde iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.